Bir de şeyin biliyorsun Sultan Mecid'in bir serfirazı vardır meşhur. O meşhur tabii. Bu devletin resmi tarihine girmiştir Cevdet Paşa'ya. Efendim Serfiraz Sultan Mecid'e, Sultan Mecid Serfiraz'a ciddi aşık. Şeyden bir ara bir ekonomik tedbirler alınır. İşte arabaların şeye çıkması yasaklanır. Lüks arabalarda gez yani birkaç at fazla. Böyle 5-6 atlı arabalarla. İşte 6 çift 7 çift kürekçiyle gidilmesi yasaklanır. Böyle kararname çıkar. Hatta damatları hükümeti babali toplar. Bir hakaret, bir küfür, ne küfür diyor padişah şeyden. Bıktım artık sizden diye. Derken efendim saraya döner akşam serfiraza gider. Kapıyı açar, kapı kilitli. Bunu Cevdet Paşa yazıyor. Devletin resmi tarihi. Açsana der, açmıyorum der. Niye açmıyorsun der. Çünkü diyor bizim araba kullanmamız için bilmem ne Selasker Rıza Paşa'dan izin almamız gerektiğini söylemişsin. Ruhsat tezkeresi istetmişsin diyor. Lazımmış yani izin kağıdı. Git sen diyor Rıza Paşa'dan ruhsat tezkeresi al. Öyle alacağım içeriye seni. Daki efendim adamcağız kös kös Sultan Mecid odasına dönüyor. Fakat ertesi gün harem ağası bunu bütün İstanbul'a yayıyor. Aa hemen Mısır'a postaladı. Görevden alındı. Hatta Cevdet Paşa şey der. İki kişinin arasındaki sır sır değildir. Öyle mi? O da bir fehvasınca diye. Arapça güzel bir şey vardır. Şey gider. Harem ağası tahsil. O gider. Hayrettin'a getirilir. Fakat o arada bu Serfiraz aslında tam filmlik konudur. Serfiraz bir Ermeni kemancıya aşık olur. İsmi Küçük Fesli. Gizlice onunla buluşmaya başlar ama Sultan Mecid'e sızıklama aşık. Bir gün bu ıhlamur da şimdi Beşiktaş'tan ıhlamura giden yol o dere boyunun oradaki kısım şeydeki eski sinemalar falan vardı ıhlamura çıkan yol çarşı olan yer. Oradan adamcağız giderken birisi ateş eder. Şeye adamı öldü şey yapamazlar adamı. Efendim. Yaralanır bilmem ne. Fakat kıyafet kimin kopar. Yaptırdı? Padişah yaptırdı derler kiralık katil tutup. Efendim şey olur. Derken Beyoğlu'ndaki bir müzisyen kahvesinde otururken adam iki kişi içeriye girer. Şeyden bunu bıçaklamak isterler. Adam ağır yaralanır. Ailesi alır şeye kaçırır. Adalardan birine kaçırır. Fakat aile hemen İngiliz, Fransız, Rus elçiliklerine giderler. Padişah cariyesi aşık olduğu için der. Öldürtmeye çalışıyor. Bizim oğlumuz öldürtmek istedi. Tazminat versin bize der. Kıyamet kopar tam rezalet. Of. Adamcağız da bir şey yapamıyor. Ve ondan sonra şeyler araya girerler. Bir iki imtiyaz koparırlar falan. Hadise örtbas edilir. Sonra bu Serfiraz'dan bir oğlu oluyor Sultan Mecid'in. O oğlu da çocukları vasıtasıyla son dönem tarihimizin çok önemli bir isminin kayınpederi, büyük babası falandır. Şimdi onlara hiç girmeyelim şeyine. Yani sarayda böyle rezaletler de yaşanıyor. Cariye birisine aşık olayı padişah hiçbir şey diyemiyor. Var öyle şeyler var. Efendim? Var Mihaloğlu. Yavuz'un kızının var öyle bir rezaleti biliyorsunuz. O tam rezalet. Tabii tam rezalet. O da aşık olmuş. Kocası Mihaloğlu akın yapıyor. O Yavuz'un Bali Bey'in biliyorsunuz. Ya Bali Bey'in karısı. Bali Bey kahraman. O değil Bali Bey değil onu karıştırıyorsun. Bali Bey'in karısı hafıza aşık olan adam. Kadın. Tam Edirne'de mezar açtırıyor falan. Tamam işte aşık oluyor. O Bali Bey ama Yavuz'un kızı değil o. Yavuz'un kızı. Allah Allah. Benim bildiğim Yavuz'un kızı. Yani Kanuni'nin kardeşi. Kardeş işte Yavuz'un kızı oluyor. Yani sen şeyi karıştırıyorsun. Hayır Bali Bey'in karısı Yavuz'un kızı. Emin misin? Çünkü Kanuni'nin kardeşi. Niye hatunlu birisi var? Yavuz'un bir kızı var. Kanuni'ye mektup yazıyor. Kocam boyfriend buldu beni aç bırakıyor diyor. O öbürü. Yavuz'un boyfriend mi diyor? Evet. Yavuz'un kızı. Boyfriend olarak demiyor artık. O Antalya Sancaklı'yı Mustafa Bey'in karısı. Ha. Şimdi bu Yavuz'un kızlarının her birinin ayrı bir hikayesi var. Yani enteresan bir şey. Bir dakika bu halta eden. O başka. Yavuz'un kızı mı bu? Evet. Bali Bey'in karısı. Evet. Maşallah. Yani o belgesini yayınladı Çağatay Uluç'a. Gitmiş aşık olduğu adamın mezarını açtırıp cesedini çıkarttı. Yavuz'un kızı mı o? Evet. Ona en son kızımı unuttum ben. Bali Bey'in yani ben Yavuz'un kızı diye hatırlıyorum. Yani yanlış hatırla. Çünkü Kanuni'nin kardeşi Yavuz'un kızı olur. Yani bu saatte evet. Artık
şeylerde karışmaya başladı hatlar da. Oğlum iyi koşulmayacaksın. Orada tabii şey var. En son bir yale olduğunu... yani adamlar öldürmüşler adamı. Yani beylerinin namusu gidiyor yerde. Mahkemede kadın... Şimdi kadının sevgilisiyle basıyorlar. Kocası seferde. Hmm. Mahkemeye çıkartıyorlar. Bir sürü herif. Kadının sevgilileri sırayla. Böyle. En sonunda kocasının arkadaşları dayanamıyor. Kılıçları çekiyorlar. Hepsini öldürüp gidiyorlar. Mahkemede. O da mez araştırıyor. Ha? Mez araştırıp çıkarıyor aşık. O değil. Adam. Sonra bir şeye aşık oluyor bu. Bir genç. Bir hafıza aşık oluyor. Şeyde neydi ismi onun, bu Dellakoğlu diye bir hafıza aşık oluyor. Fakat çocuk ölüyor. Hastalanıp ölüyor. Kadın öyle aşık ki gidiyor mezarını açtırıyor. Demek ki Yavuz'un kızı oldu, bilmiyordum. Bir mezar neyse açtırma hikayesi de Dante Gabriel Rossetti. Kim o? Çok enteresan bir şair ve ressam. Hangi devir? Tam böyle şey, 1800'ler. Yani pre-Raphaelite'ların. Ne demek? Yani bir akım yani. Rafael dönemine aslında birazcık özeniyorlar ve o dönemi tekrar uyandırıyorlar. İngiltere'de tabii ki. Dante Gabriel Rossetti'nin ilham kaynağı olan Jane'di galiba ismi, şimdi tam emin değilim. Bir kadın. Bir sürü resminde de zaten odur model. ölüyor ve Dante Gabriel Rossetti yazdığı bütün şiirleri, yani ona yazdığı ve bayağı bir külliyat işte, kadının mezarına, kadınla birlikte gömüyor. Sonra yıllar sonra o şiirleri kafaya takıyor ve mezarı açtırıp şiirleri çıkartıyor, alıyor. Yani şu anda o şiirler çatlak mezarın çok, içinden çıkma. Çatlak çok. Yani şimdi bitirmeden önce, daha bir saatimiz var Erhan ama şimdi güzel bir şarkı kaldı. Yapak okuyabilecek misin bu saatte? Hadi dene. Uyku diye bir şey var. Efendim, bir Acem Kürdi şarkı. Tahsin Karakuş. Yani 5 saat oldu. Nazar değdireceksin. O yardan haber yok, unuttu bizi. Sevilen seveni arar mı dersin? Silinmez gönülden muhabbet izi. Bir sevda bir ömrü sarar mı dersin? Tiz perdeler de var. Saat maşallah 4:30. Herhalde şey yaparsın, Allah çıkarsın Allah. Çıkarsın. Saat de değil bu. Sana sağlık. Teşekkür ederim. Mavi gözlerim kalsın, o çok tizlerde bu saatte o milleti de şey yapar. Evet Erhan'cığım, haremde ne kaldı? Hiçbir şey. 600 senelik harem bitti mi? Harem bitti. Öyle hemen topladık, bitmek bütün yok. Bütün cariyeler ve padişah işleri uyudu. Şiir izninizle kısaca bir şey söylemek tabii istiyorum. Çünkü bu kitap özellikle... Bu kitap derken bu uzun şiir, Byron'ın, Lord Byron'ın Don Juan'ı bir taraftan Batı'nın hareme nasıl baktığını çok güzel anlatır. Türkçe okuyacaksınız değil mi? İngilizce okumayacaksınız. Şöyle çok kısa İngilizce okuyup anlamını sadece söyleyeceğim. Çünkü hayır, siz Farsça, Arapça okuyup o sesini veriyorsunuz. Ben de bunun sesini size İngilizce takır tukur gelebilir ama orijinalini hayır, göstermem lazım. İngilizce şiire takır tukur geliyor değil. What is this? It is a book gibi i̇şte geliyor. İşte aynen dedi. Böyle. Bu takır tukur demek. Bak ama duydun mu? Sen Arapça falsa yoksa ben İngilizce okuyorum. Maksat tamam. O dillerde okumak. Ne demek yani? İngilizce herkes okuyor. Öteki de okuyan yok. Nereden baktığınıza bağlı. Neyse. Buyurun. A slight blush, a soft tremor, a calm kind of gentle feminine delight, and shown more in the eyelids than the eyes, resigned rather to hide, what pleases most unknown are the best tokens to a modest mind of love when seated on his loveliest throne. A sincere woman's breast, for over warm or over cold, annihilates the charm. Şimdi bu
6. kanto dünyanın en büyük skandalını yarattı çıktığı zaman. Hatta o garip şeylerden bahsediyor da ama. Şimdi garip garip şeylerden bahsediyor. Bu okuduğum bölüm şunu söylüyor. Çok güzel. Yüzün böyle renk değiştirmesi, pembeleşmesi, biraz titremesi, çok nazik, kadınsal delight, lezzet. Lezzettir. Lezzet değil aslında, şey, güzelliktir, latifedir diyelim. Şön, göz kapaklarında, gözlerden daha çok göz kapaklarında vardır bu. Ve bilinmeyen zevkleri saklar göz kapakları. Ve en güzel taht olan bir kadının göğsü şu, çok sıcak, iyi değildir. Çok soğukta bütün zevkleri öldürür. Şimdi burada şöyle... Harem için mi yazmış bunu? Harem bölümünde geçiyor. Harem'i anlatıyor. O maceralarını anlatmayacağım. Adam giriyor bir o dönemin işte güya sultanı, kadın. Bunu köle olarak seçiyor. Buna zevk versin diye erkek köle. Ama kadın kılığına girip Huane ismiyle saraya, daha doğrusu hareme sızıyor. Ve orada yaşadığı maceralar. Neyse o hikaye bir tarafı ama bu şu okuduğum özellikle bölüm enteresan çünkü Byron'ın dediği kadınlardan bıktım. Batılı kadınlar çok soğuk, frigid diyor. Doğulu kadınlar da fazla şehvetli ve sekse düşkün. Dolayısıyla hani al birini vur ötekini tarzında bir bölüm o. Yani onu anlatıyor. Dolayısıyla Byron'ın kadınlara bakış açısında açıklamış oluyoruz. Niye böyle bir sessizlik oldu? Bitirecek diye bakıyoruz da. Ha şeyi tavsiye edelim demin. Bu karışmış orada artık tabii. Ne söyleyeyim? Değil mi Bali? İkinci Beyazıt'ın kızı. Yani ikinci Beyazıt'ın kızlarla. İkinci Beyazıt'ın ailesinden birisi. Yavuz'un kardeşi mi o? Ya hayır. Yavuz'a sunuluyor. Şikayet Yavuz'a sunuluyor. Orada şey karışmış. Evet. Çünkü kadının kimliğini bilemiyoruz. Bali Bey'in eşi. Ne dedim ben? Herhalde gecenin ya, beşi. Herkes sizin gibi yarasa adam değil. Akademisyen yapmadın sen neyse. Akademisyen olsaydınız hiç bilmezdiniz. Yarasa adam diyoruz. Dur şimdi kapatmadan kısa bir müzik dinleyelim. Şeyin yani Hümaşah Sultan olabilir. Yani kim olduğunu bilmiyoruz kimliğini tam. Şimdi efendim kısa bir müzik dinleyeceğiz. Demin bahsettiğiniz Katalar konusunda işte demin konuşuyorduk. Bir tarihçinin çok güzel çalışmaları vardır. İsmini unuttum. Denedim. Hatta kelimenin kökeni konusunda da şey yapıldı. O TH... Arapça S harfinden gelir, üç noktalı S'den. Kathir, Kathir gibi bir şey. Çok yorumlar da yapıldı ama dediğiniz gibi bir anda ortadan kalkıyor bunlar. Ama Hristiyanlar da, Protestanlar, Katolikler dünyanın en kanlı savaşlarını yapmışlardır. O sizle daha önce konuşuyorduk San Bartolomeo'ya vesaire. Yani inanılmaz şeyler. Ya aslında bu San Bartolomeo hikayesi Türkiye'de pek bilinmez o şey. Biz öğretiyoruz da tabii şunu şeyi de var. Detaylarıyla konuşsak. Hatta ilginç. Aslında tabii ki Haçlı seferleri tabii olsun, canım, tabii, bir sürü tabii. şeylerden Sen Bartolome katliam olduğu gün, yani o yortunun olduğu, Katoliklerle Protestanlar Fransa'da anlaşıyorlar aslında. Hı-hı. Katolikler kraliçenin de teşvikiyle bir gecede Amiral Coligny ve diğer Protestanları yok ediyorlar. Sokullu Mehmet Paşa Fransa elçisine soruyor. Niye diyor böyle yapıyorsunuz diyor. Niye katlettiniz diyor. İşte hıkmık görmüyor musunuz kardeşim diyor. Burada diyor Yahudisi, Hristiyanı her mezhepten insanı yaşıyor diyor. Ya örnek alın. Yani burayı şey yapıyor. Yani biz yapıyor muyuz diyor. Yani siz kendi mezhebinizi şey yapıyorsunuz. Tabii mezhep savaşları çok kanlı olur yani. Din savaşlarından daha şeydir. Evet. Kanlıdır. Beyaz güller, kırmızı güller. Tabii yani. Çifte gül savaşı. Yüzyıl evet. savaşı. Yani çok örneği var. Evet. Kapayalım mı? Yok devam edelim. Ben ederim bak. Siz ederim. Bence bu teknik işe yaramayabilir özellikle. Harem'de bir şey kaldı mı? Harem bitti. Sen Bartolomeo'yu isterseniz Luther'den şeyden başlayalım yani 95 tezden başlayalım. Şimdi, Wittenberg'in önünde. Worms. Chapelle'den girelim. Oğlum bir sürü insan kurt sanır. Evet. Harem'de şey enteresan. Ya deminden beri arıyorum bulamadım. 3. Ahmet. Hı-hı. Dışarıdan bir hanıma aşık oluyor haremde. İçerisinde kadın kaynıyor. Ahmet mi Mustafa mı?
Mustafa şeyi yaptı. Bak sizin de karışıyor. Mustafa. Rıfat kadın mıydı? Ne diyorlar? Hadi bitirin mi diyorlar? Hayır, Mehmet Güntekin'den bir mesaj geldi. Hayır. İyiymişler. İyi, Allah şifa versin. Çok selamlı ol, geçmiş olsun Mehmetciğim. Rıfat kadın bir tane var da başka bir kadın var. Sadrazam'a mektup yazıyor. Odunluk kapısını açık bıraktım gece diyor. Üçüncü Mustafa, üçüncü Selim'in babası. Evet. Odunluk kapısını açık bıraktım diyor şeyi. Bir hanıma aşık olmuş. Dışarıdan ama şehirden. Onu almış Sadrazam'ın evine kapattırmış. Ve şey yazıyor. Karın kızın çok konuşmasın bu mesele. Sadrazam'a. Kimin konuşacağını da biliyor. Biliyor tabii. Derken tekrar bir not gönderiyor. Bu akşam odunluk kapısını açık bırakıyorum diyor. Bu Cihan İmparatoru. Hünkârı. Oradan getiresin, aman diyor, karına hakim ol, konuşmasın. Yani biri ayağının altına yüzüm gözüm sürüyor. Kardeş ikisi de. Kardeş değil mi onlar? Üçüncü Ahmet'in çocuğu bunlar. Üçüncü Mustafa da, evet. O da. Evet. Onlar üçüncü Ahmet'in çocukları. Evet. Kardeşler yani. Hadi kapatalım. Yoksa ben devam edeceğim. Uykunuz geldi. Hata yapmaya başladı. Herhalde. Daha bak, şeyin bak, siz de üçüncü Ahmet'le üçüncü Mustafa'yı karıştırdınız yani, gitti. Ben bilmediğimden. Bilmediğinizden değil, uykudan. Cehaletten tabii. Efendim, bu haftaki... 5 saat. Beş, herhalde dünyada da tektir yani. 5 saatlik tarih programı, tarih, müzik. Beş çok güzel bir şey oldu. Kaç oldu? 4.40. 5'ine geçtik. 5.5 saat. Aslında benim niyetim 45 dakika daha şey yaparsak 6 saat oluyor. Onu düşünüyordum ama. 5.5 saat. Yok, 5.5 saat. Haftaya yaparız inşallah. Bırakalım madem şimdilik. Yani, sevgili seyirciler, yarın akşam saat 22'de yani 10'da. Yarın akşam değil, bu akşam. Pardon, bu akşam, affedersiniz. Saat 22'de yani pazar akşamı Teke Tek Özel'de Fatih Altay ile bendeniz. Ve Lütfi Bey var. Çok enteresan bir program olacak. Çünkü Lütfi Bey yıllarca Orta Doğu'da gayri resmi olarak hükümetler arasında çok önemli görevler yapmıştır. İnşallah bu sırları saklamaz, açar, bildiklerini bize anlatır. Ve işte hilafet geri gelir mi, şeyde ne oluyor, Filistin'de ne oluyor, başbakanın çıkışı doğru muydu, o meseleleri yarın Lütfi Bey ile tartışacağız. Hatta ikinci Abdülnasır falan deniyordu, Lütfi Akdoğan. İkinci Abdülnasır deniyordu. Telefonda konuştuğumuzda Allah yazdıysa bozsun dedi. Abdülnasır olmayı. Ülkesine felaket getirdi. Nasıl, yani. Nasıl öldü biliyorsun değil mi? Ölümünden sonra olanı. Kapatmadan önce. Daha bitirmedik arkadaşlar. Daha bitmedi. Hazırlandı bitiyoruz. Bitmedi daha. Bu şeyde vefat ettikten sonra onu o camiye gömüyorlar. Ne camisiydi o Kahire'deki? Şeyden Heliopolis'ten gelirken. O arada Mısır veliahtı. Hepimiz Kariye'nin arka sokaklarını biliriz tabii. Efendim? Hepimiz Kariye. Kariye değil efendim. Kariye nereden çıktı? Heliopolis dedi. Kairo. Kahire. İşte bu saatte kalırsak böyle olur. Yok, erken saatte de böyle oluyor. Erken saatlerde kelime. Efendim o arada Mısır veliahtı Prens Muhammed Ali kendisine Lalik'ten muazzam bir taş yaptırmış. Çok güzel bir taş. Allah bölecek yazılı üzerinde. Mi? Efendim? Bölecek mi? Hayır. Taş, lalik, kristali Allah yazıyor üzerinde. Nasır ölünce alıyorlar o taşı. Nasır'ın mezarına dikiyorlar. Ötekinin mezarında. Sonra altında şey varmış. Kanalizasyon akıyor. Toprak çökmüş mezar. Nasır kanalizasyona gitmiştir maalesef. Düşünsene. Ve mezar şu anda boş derler. Enteresan bir şey. Evet efendim, yarın akşam Lütfi Akdoğan'la Teke Tek Özel'de yine bu saatte kadar inşallah beraberiz. Bu akşam haremi enine boyuna bütün detaylarıyla konuştuk. Pelin Hanım haremin Avrupa'daki benzerleri, çağdaşları konusunda bizleri aydınlattılar. Piyanoyu haftaya devam edeceğiz. Bilmiyorum, bu kadar heyecanlanıyorsam hiç teşebbüs etmeyin. Efendim filmde heyecanlanmıyorsunuz, sohbette heyecanlanmıyorsunuz, piyanoda niye? Bilmiyorum, öyle oldu. Yok. Biraz sakinleşirsiniz inşallah. Efendim hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar dinlediğiniz için. Önümüzdeki cumartesi akşamı yeni bir rekorda. Yeni bir rekor kırarız.
tarihin böyle üzerinde az durulmuş, pek incelenmemiş, bilinmeyen konularında tekrar bir arada olmak ve güzel de müzikler dinlemek üzere. Hepinize efendim iyi sabahlar.